Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber Karekök Yayınları Matematik 0 kitabından kesir problemleri köşe taşı 1'deyiz. Hemen arkadaşlar buraya beraber bakalım. Şimdi bir sayının diyor 3 bölü 7'si. Sayımızı biliyor muyuz? Hayır. Ben o zaman bu bir sayıya x diyeceğim. Bu sayının yani x'in 3 bölü 7'si demek arkadaşlar 3x bölü 7 demek. Bitti. Diğer örneğimize bakalım. Yine bir sayının 5 eksiğinin 7 bölü 9'u diyor. Ben bu sayıya x demiştim. X sayısının 5 eksiğinin 7 bölü 9'u. Bunu buradaki şekliyle de düzenleyebilirsiniz. İkisi de aynı şey. Diğerine bakalım, alttakine. Bir sayının 3 fazlasının 3'te 1'i yani 1 bölü 3'ü ile 2 eksiğinin 4'te 3'ünün yani 3 bölü 4'ünün toplamı diyor. Şimdi sayımız x'ti. X sayısının 3 fazlasının 1 bölü 3'ü ile yine x sayısının 2 eksiğinin 3 bölü 4'ünün nesi? Toplamı. Bu şekilde de düzenleyebilirsiniz. İkisi de aynı şey. Geçelim diğer örneğimize. Bir sayının 1 bölü 3'ünün 2 fazlası diyor. Bir sayımız x olsun. Bunun 1 bölü 3'ünün 2 fazlası yani x bölü 3 artı 2. Yine arkadaşlar bir sayının 2 bölü 5'inin 1 bölü 4 diyor. Sayımız x'ti. X'in 2 bölü 5'inin 1 bölü 4'ü. Şimdi burada 2 ile 4'ü sadeleştirebilirim. X 1 ve 1'in çarpımı x oldu. 5 kere 2'den de bakın x bölü 10 bulduk. Tabii ki bunları soru çözdükçe geliştireceğiz. Şimdi arkadaşlar köşe taşı sorumuza bakalım hemen beraber. Bir sayının 2 bölü 3'ünün 6 bölü 5'i ile 7 bölü 6'sının 22 eksiği birbirine eşittir. Buna göre bu sayı kaçtır diye bize sorulmuş. Şimdi arkadaşlar sayıyı bilmiyoruz. Sayıya x dedim. Ne diyor? Bir sayının yani x'in 2 bölü 3'ünün 6 bölü 5'i yine sayımızın 7 bölü 6'sının 22 eksiğine neymiş? Eşitmiş. Buradaki arkadaşlar 3 ile 6'yı sadeleştirebilirim. 2, 2 ve x'in çarpımı 4x yaptı. Burası 4x bölü 5 yaptı. Sağ tarafı düzenleyelim. Ben şöyle yapacağım. Eksi 22'yi sola atacağım. 4x bölü 5'i sağa attım arkadaşlar. Şimdi burada da payda eşitleyeceğim. Burayı 5 ile, burayı 6 ile çarpacağım. Devam ediyorum. 22 eşittir. 35x bölü 30 eksi 24x bölü 30. Paydalar aynı olduğuna göre 35x'ten 24x'i çıkartırım. Arkadaşlar burada da içler dışlar çarpımı yapmadan önce 11 ile 22'yi sadeleştirebilirim. Şimdi 1 kere x, 2 kere 30, 60. Bize sayımız soruluyordu. Buradan cevabı 60 olarak buluruz. Devam edelim. 1 bölü 2'si ile 4 bölü 9'unun toplamı 34 olan sayı kaçtır? Yine bu sayıya ben x diyorum. Sayımızın arkadaşlar 1 bölü 2'si ile yine sayımızın 4 bölü 9'unun toplamı neymiş? 34'müş. Ufak tefek düzenleme yapalım. Bunu böyle yazabilirim. Şimdi arkadaşlar paydaları 18 ile eşitleyeceğim. Yazıyorum. 9x bölü 18 artı 8x bölü 18 eşittir 34 olmalı. Paydalar aynıysa ki aynı. 9x ile 8x'i topluyorum. Yine içler dışlar çarpımı yapmadan önce 17 ile 34'ü sadeleştireceğim. 1 kere x, 18 kere 2 de arkadaşlar 36 yapar. Bize zaten bu sayı soruluyordu. Cevabı 36 olarak buluruz. Devam edelim.
5 katının 2 fazlasının 3 bölü 4'ü 24 olan sayı kaçtır? Yine ben bu sayıya x diyorum. Yani x soruluyor. Şimdi arkadaşlar x sayısının 5 katının 2 fazlasının 3 bölü 4'ü 24'e eşitmiş. Bakın böyle yazdık. Yoksa hatalı olur. Buradaki 3 ile 24'ü sadeleştirebilirim. Şimdi arkadaşlar parantezle 1'i çarptığımızda biliyorsunuz 1 çarpmada etkisiz eleman. Böyle düzenleyebiliyorum. Şimdi içler dışlar çarpımı yapacağım. 5x artı 2 ile 1'i çarptım. 4 kere 8 de 32 yaptı. 2'yi karşıya attığımızda 5x 30 yapar. Her iki tarafı 5'e böldüğümüzde x yani sayımızı 6 olarak buluruz. Devam edelim. 4 bölü 7'sinin 3 bölü 8'i ile 8 fazlasının yarısı eşit olan sayı kaçtır? Yine sayımızı bilmiyoruz. Bu sayıya x dedim. Şimdi ne diyor arkadaşlar? X sayımızın 4 bölü 7'sinin 3 bölü 8'i ile bakın 4 bölü 7'sinin 3 bölü 8'i diyor. O yüzden hepsi ne yapmam lazım? Çarpmam lazım. Yine 8 fazlasının yarısı diyor. Aynı sayımızın 8 fazlasının yarısı birbirine neymiş arkadaşlar? Eşitmiş. Ufak tefek sadeleştirmelerimiz var. Önce onlara bakalım. Şuradaki 4 ile 8'i sadeleştirebilirim arkadaşlar. Bakın buradaki 2 ile de buradaki 2'yi sadeleştirebilirim. Yani burada x 1 ve 3 var. Çarpınca 3x yaptı. Paydada da 7 yaptı. Burası da x artı 8 bölü 1 yaptı. İçler dışlar çarpımı yapacağım. 3x yapar. 7 ile de karşıyı çarpıyorum. 7x artı 56 yaptı. 3x'i sağa attım. 56'yı sola attım arkadaşlar. Buradan 4x eksi 56 eşit. Her iki tarafı 4'e böldüğümüzde x buradan eksi 14 olarak karşımıza çıkıyor. Devam edelim. Yeşim öğretmen kesirli ifadeleri işlediği bir ders sonunda günlük hayat uygulaması yaptırmak için sınıfı iki gruba ayırıyor. Ardından cebinden çıkardığı bir kağıt parayı sınıfa gösteriyor. Birinci gruptan para üstündeki sayının 2 bölü 5'inin 8 fazlasını, ikinci gruptan bu sayının 7 bölü 10'unun 7 eksiğini bulmalarını istiyor. İki grubun bulduğu sonuçlar eşit olduğuna göre Yeşim öğretmenin gösterdiği para kaç TL? Ben arkadaşlar bu paraya x TL olsun diyorum. Şimdi bu birinci gruptan ne istiyor? Para üstündeki sayının yani x'in 2 bölü 5'inin arkadaşlar 8 fazlasını. İkinci gruptan ise bu sayının yani para üstündeki sayının 7 bölü 10'unun 7 eksiğini bulmalarını istiyor. Ve iki grubun da bulduğu sonuçlar birbirine ne oluyor? Eşit oluyor. Bu birinci grubun bulduğu sonuç. Bu da ikinci grubun bulduğu sonuç. Bakın iki grubun bulduğu sonuçlar eşit dediği için birbirine ne yaptım? Eşitledim. Şimdi ufak tefek düzenlemelerimizi yapalım. Şöyle yazsak daha güzel biliyorsunuz ki arkadaşlar. Ben burada şöyle yapabilirim. Tabii değişik değişik çözebiliriz. 7x bölü 10 burada kalsın. Arkadaşlar 2x bölü 5'i karşıya attım. Burada 8 var. Eksi 7'yi de karşıya attığımızda 15 eşittir. Burada şöyle yapabiliriz. Neyse buraya yazayım önce. Sonra payda eşitlerim. 10 ile 5'i 10'da eşitleyebiliriz arkadaşlar. Şöyle mi olur? 15 eşittir. 7x bölü 10 eksi 4x bölü 10. Şimdi buradan baktığımızda paydalar eşit. O zaman 7x'ten 4x'i çıkartabilirim. Gördüğünüz gibi içler dışlar çarpımı yapıyorum. 3x eşittir 150. Her iki tarafı 3'e böldüğümüzde demek ki arkadaşlar paranın üstünde ne yazıyormuş? 50 yazıyormuş. Yani para 50 TL değerindeymiş. Devam edelim. Evet sorumuza bakalım. Salon, yatak odası, mutfak ve banyodan oluşan bir evin alanının 2 bölü 5'ini salon, 1 bölü 8'ini banyo, 1 bölü 4'ünü mutfak, geri kalanını yatak odası oluşturmakta.
Yatak odasının alanı 27 metrekare olduğuna göre evin alanı kaç metrekaredir diye bana sorulmuş arkadaşlar. Şimdi tabii bu soruyu önce size bir yöntem sonra başka bir yöntemle çözeceğim. Şimdi evin alanına normalde biz x metrekare diyelim ve bana sorulan bu olsun. Şimdi arkadaşlar evin ne kadarı salon? 2 bölü 5'i salon. Yani x çarpı 2 bölü 5'i ne? Salon. Evin yani x'in 1 bölü 8'i banyo. Yine evin 1 bölü 4'ü yani x'in 1 bölü 4'ü ne? Mutfak. Buradaki alanları topladığımda bakalım ne kadar alan var. Paydalara baktığımızda 4, 8 ve 5'i arkadaşlar 40'ta eşitleyebilirim. Burada arkadaşlar ne yaptı burası? 16x bölü 40. Burası ne yaptı? 5x bölü 40. Burası da arkadaşlar 10x bölü 40. Evet, buradan topladığımızda 31x bölü 40'lık bir alan var. Bu alanda neler var? Salon, banyo ve mutfak var. Evin geri kalanı yatak odasıymış. Şimdi evin tamamına biz x metrekare dedik ya. 31x bölü 40'ı ne? Salon, banyo ve mutfak. O zaman tamamından diğer odaları çıkardığımda geri kalan ne olacak? Yatak odası olacak. Çıkartalım. 40 kere x 40x. 40x'ten 31x'i çıkardık. 9x yaptı. Yani burası 9x bölü 40 yaptı. Bu 9x bölü 40 metrekarelik alan yatak odası ve yatak odasının alanı da 27 metrekare diye verilmiş. Hemen buradan x'i bulabiliriz. 9'da 27'yi sadeleştirdim. X kere 1 x, 40 kere 3, 120 mi yaptı arkadaşlar? Bu evin toplam alanı. Zaten bana bu soruluyor. Ama ben bu soruyu böyle çözmek istemem. Peki nasıl çözebilirim? Şimdi arkadaşlar 5, 8 ve 4'e baktığımızda bu sayıların hemen kafadan da hesap edebilirsiniz. Ya da ben ek okunu alırım. Alıyorum bakın. 2'ye böldüm. 5'e böldüm. Bu sayıların ek oku 2, 2, 2 yani 8 çarpı 5'ten 40 yaptı. O zaman diyorum ki evin toplam alanı 40x olsun. Tamam mı? Bana diyor ki şuraları bir sileyim. Bakın ne yapacağım. Şimdi evin 2 bölü 5'i salon mu? Toplam alanı 40x ise 40x'in 2 bölü 5'i salonsa arkadaşlar sadeleştirin. Bakın 16x ne? Salon. 1 bölü 8'i banyo. 40x'i hemen 8'e bölün. 5x banyo. 1 bölü 4'ü mutfak. 40x'i hemen 4'e bölün arkadaşlar. 10x mutfak. Yani ne kadar alan var? Salon, banyo, mutfak toplamda 16x, 5x ve 10x. Yine topladığımızda 31x yapıyor. E toplam alan 40x'ti. 31x'i çıkardığımızda geriye kalan 9x alan ne? Yatak odası. E yatak odasının yani 9x'in cevabı 27 metrekare. Her iki tarafı 9'a böldüğümde x'i ne buluyorum? 3 buluyorum. Bana evin alanı soruluyor. 40 çarpı 3'ten 120 metrekare olarak bakın yine bulurum. Ben olsam bu yöntemi pembeyle yaptığım yöntemi tercih ederim ama size bırakıyorum. Devam edelim. Ki bu soruyu da öyle çözeceğim. Kerem birinci gün bir kitabın 2 bölü 7'sini, ikinci gün 1 bölü 3'ünü, üçüncü gün ise 5 bölü 14'ünü okuyor. Kerem toplam 123 sayfa okuduğuna göre geriye kaç sayfa kalmıştır diye bize sorulmuş. Paydalara bakıyorum. Şurada yapalım. 7, 3 ve 14'ün ek oku acaba kaç? 2'ye böldüm. 7, 3, 7. 3'e böldüm. 7, 1 ve 7. 7'ye böldüm. 1 ve 1. Arkadaşlar bu sayıları çarptığımda ek okumuz 42. O zaman kitabın tamamına ne diyoruz? Kitabın tamamı
42x olsun. Tamam mı? Şimdi hesaplamalarımıza geçelim. Birinci gün ne kadar okuyormuş? Kitabın tamamı 42x ya. Birinci gün 2 bölü 7'sini okuyor. Hemen 42x'i 7'ye bölün arkadaşlar. 6x. 6x'i 2'yi çarpın. 12x sayfa okumuş. İkinci güne gelelim. Kitabın tamamı 42x'ti. Bunun 1 bölü 3'ünü okudu. Yani 42x'i 3'e böldüğümüzde 14x okumuş. Üçüncü gün ise 42x'in 5 bölü 14 okumuş. 42'yi 14'e böldüğümüzde 3x yapıyor. Yani arkadaşlar buradan 15x okumuş. Bu toplam okuduğu sayfalar. Zaten toplam okuduğu sayfa sayısı belli. Burayı bir toplayalım arkadaşlar. 12x, 14x ve 15x bana toplam okuduğu sayfa sayısını veriyor. Buraya baktığımızda kaç yapıyor burası? 26, 41x yapıyor. Her iki tarafı 41'e böldüğümüzde x'i buradan ne buluyoruz? 3 buluyoruz. Biz kitabın tamamını ne dedik arkadaşlar? 42x dedik. Ne kadarını okudu bu çocuk? 41x'ini okudu. Geriye okuması gereken kaç sayfa kaldı? X sayfa kaldı. Zaten x'i ne bulduk? 3. Geriye kaç sayfa okuması gerekiyormuş? 3 sayfa. Devam edelim. Bir havuzun 2 bölü 9'u doludur. Havuza 30 litre su ilave edildiğinde havuzun 1 bölü 2'si doluyor. Buna göre havuzun tamamı kaç litre su alır diye bize sorulmuş. Yine arkadaşlar ben paydalara şöyle bakıyorum. Şimdi havuzun tamamı diyorum. 2 ve 9'un arkadaşlar 2 ile 9 yani şöyle hani yapabilirsiniz ama hani ek okunu. 2 ile 9 aralarında asal sayılar oldukları için ek okları ikisinin çarpımından direkt bulunabilir. O zaman havuzun tamamına ben ne diyorum? 18x diyorum. Havuzun ne kadarı doluymuş başlangıçta? 18x'in 2 bölü 9'u dolu. Sadeleştir. Yani 4x dolu. Havuza ne kadar su ilave ediliyor? Bakın 4x dolu. 30 litre su ilave edilince havuzun yarısı dolu oluyormuş. Tamamı 18x'ti. Yarısı ne yapar arkadaşlar? 9x. Buradan eşitliyorum. 4x'i karşıya attık. 5x yaptı. Her iki tarafı 5'e böldüğümüzde x'i ne bulduk? 6. Bana havuzun tamamı kaç litre su alır diyor. Biz havuzun tamamı 18 litre su alır demiştik. Pardon, 18x litre su alır demiştik. 18 çarpı 6'dan demek ki arkadaşlar havuzun tamamı 108 litre su alırmış. Devam edelim. Elim şekildeki kitap rafında iki farklı noktaya iki çerçeve koyuyor. Bakın görüyorsunuz çerçeveleri. Raftaki kitapların 2 bölü 7'si soldaki çerçevenin solunda. Soldaki çerçevenin solunda. 1 bölü 4'ü sağdaki çerçevenin sağında kalmakta. İki çerçeve arasında 26 kitap olduğuna göre rafta toplam kaç kitap vardır diye bize sorulmuş arkadaşlar. Şimdi renk olarak farklı bir renk seçmek istesek. Hepsi birbirine benziyor zaten. Şöyle mavi yapalım. Evet. Şimdi paydalara baktığımda burada 7, burada 4 mu yazıyor? 4 ile 7 arkadaşlar ek okunu yaptığınızda yine ne çıkacaklar? 4 ile 7 sayıları aralarında asal oldukları için ek ok 4 ile 7 ne çıkar? 28 çıkar. O zaman ben raftaki kitabın tamamına 28x diyebilirim. Kitapların tamamına. Şimdi burada soldaki çerçeve duruyor görüyorsunuz. Raftaki kitapların 2 bölü 7'si soldaki çerçevenin solunda duruyormuş. Yani burada. Rafta 28x kitap var. Bunun 2 bölü 7'si ne yapar? Arkadaşlar 8x yapar. 8x kitap burada duruyor. Sonra raftaki kitapların 1 bölü 4'ü sağdaki çerçevenin sağında kalmakta. Yani burada kalmaktaymış.
Rafta 28x kitap var. Bunların 1 bölü 4'ü yani 7x'i burada. Ve arada bu iki çerçevenin arasında tam 26 kitap varmış. Hepsini toplayalım. 8x, 26, 7x. Toplamda kaç kitap vardı arkadaşlar? 28x eşitliyorum. Burası 15x yaptı. 15x'i karşıya attığımızda 28x'ten 15x çıktı. 13x kalır. Her iki tarafı 13'e böldüğümüzde x buradan 2 çıkar. Bana rafta toplam kaç kitap var diye sorulmuştu. Biz arkadaşlar kitapların tamamı 28x demiştik. X'i de 2 bulduk. Buradan 56 olarak cevabı buluruz. Evet arkadaşlar, beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.